kurtaracak kimse yok mu? Çok sağ ol, çok sağ ol. Başına kurtardı köpeği. Güçlü, hızlı, cesur. Gerçek bir süper kahraman. Ben de kahraman olacağım. Yok, bu olmaz. Bu da olmaz. Bu ne be? Murat. İşte bu. Kahraman Zeytin'e yol açın. Hı? Zeytin karşınızda. Süper. Ben de asistanın limon alırım o zaman. Olmaz. Tüm kahramanlar gibi ben de yalnız çalışırım. Kahramanlar hiçbir şeyden korkmaz, kimseye ihtiyaç duymazlar. Ay o ne? İmdat. Görev beni bekler. Süper kahraman Zeytin iş başında. Ne olur boncuğu bulmama yardım et. Bana bırakın. Neye benziyordu boncuğunuz? Hangi renk? Parçası olduğu bir kolye ya da fotoğraf var mı? Bak bu var. Ha, kediymiş. Tata! Komik bir şey mi kaçırdım Zeytin? Boncuğum, nasıl da tatlı bir kediciktin sen. Biraz önce annemin örgüyü ipiyle oynuyorduk. Teyzeciğim, kedinizi ben kurtaracağım. Yardımcı süper kahraman olarak ben de söz veriyorum. Hadi ipi takip edelim. Yardıma ihtiyacım yok Limon. Gerçek kahramanlar yalnız çalışır. Kahramanla yol açın. Çocuklar, kahramanla yol açın. Yumak burada olduğuna göre boncuk da fazla uzakta olamaz. Ha, burada. Sakin ol kedicik. Seni kurtarmaya geldim. Dur, kaçma. Kahramanlardan kaçılmaz kedicik. Hey, kime diyorum? Bizi. Ya bekle. Ay boncuğum, nasıl indireceğiz seni oradan? Paniğe gerek yok. Merak etme teyzeciğim. Boncuğu ben kurtaracağım. Zeytin, bak sana ip getirdim. Sen karışma Limon. Bu işi bana bırak. Kahramanlar. Yalnız çalışır. Ha, buldum. Kahraman Zeytin'e yol açın. Evet. Ne oldu böyle? Neden hepiniz ters duruyorsunuz? Ay evladım, dikkat et. Nasıl oldu bu ya? Kahraman Zeytin. Yapabilirsiniz Zeytin. Zeytin yapabilirsiniz. Bana bırakın. Ama önce asistanımla konuşmam lazım. Limon, Limon.
Biraz bana çok az yardım mı etsen acaba? Asistan mı? Ama sen kahramanlar yalnız çalışır dememiş miydin? Ya olur mu canım? Herkesin yardıma ihtiyacı olur. İp vardı hani, ip. Asistanlık fikri artık hoşuma gitmiyor. Ay. Beraber kahraman olmaya ne dersin Limon? Alırız tabii. Şimdi ne yapacağız? Şimdi kediyi kurtaracağız. Alo, itfaiye mi? Kahramanlara yol açın. Burada yok. İtfaiyeci abi, ben yerini biliyorum. Yardım edebilir miyim? Tabii ki. Kahramanlık takım işidir. Gel bakalım. Başardık! Limon başardık! Kahraman Zeytin ve süper kahraman arkadaşları. Teşekkürler kahraman evladım. Rica ederim teyzeciğim de tek başıma yapamazdım. Asistanım Limon bana yardım etmeseydi kediyi bulamazdım bile. Asistan mı? Beraber kahraman olmaya ne oldu? Ben olmasaydım hiçbir şey başaramazdın. Tamam tamam, şaka yaptım ya. Süper kahraman ekibi Limon ve Zeytin. Ve işte hafta sonu ve Limon'la Zeytin. Eğlence başlıyor. Ay, ne şeker. Canım. Ulu, ne yaptın sen? İyiyim, iyiyim, bir şey yok. Canım. Küçük kız, Lulu için yeni bir yuva arıyoruz. Senden de hoşlanmış gibi görünüyor. Aa, sahi mi? Bir huzur evine yerleşiyorum. Maalesef Lulu'yu oraya götüremiyorum. Limon ve Lulu. Ben alırım onu. Limon ve Lulu mu? Limon ve Zeytin'e ne oldu? Hafta sonu eğlence. Size bir sürprizim var. Neymiş o? Tata. O da ne? Artık bir Lulu'muz var. Harika değil mi? Ha? Neyimiz? Neyimiz var dedin? Fluffy'yi hatırladım şimdi. Hayatımıza ne kadar neşe katıyordu. Peki eğer kalmasını istiyorsan sorumluluğunu da alman gerekecek Limon. Lulu'yla hayat şimdiden güzelleşti. Bak anne, bezelyelerimi bile yiyorum. Limon, iyi misin kızım? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Ay. Yo, bir daha olmadım. Yaptığına bak. Hadi Lulu. Yatma zamanı. Seninle çok eğleneceğiz. Limon ve Lulu. Eğleniyor musun? Ay!
Limon, sende güzel notlar vardır. Sınavdan önce bakabilir miyim? Sınav mı? Ne sınavı? Olamaz! Unuttum! Niye Lola, niye? Yetti artık! Oyun oynayamıyorum, uyuyamıyorum, ders çalışamıyorum. Ben daha küçücük bir kızım. Ne? Yani artık Limon ve Lola değil mi? Yani hala Limon ve Lulu öyleyse. Dur Lulu, sakin ol. Lulu dur. Bu da ne? Ortaköy. Evet. Olamaz, taşınmış bile. Artık onu hiç bulamayacağım. Ne yapacağım ben? Seninle uğraşmak çok zorlu. Lulu? Biz de sizi arıyordum. Eve uğradım. Kalan bir iki eşyamı almaya. Lulu'yu da almak ister misiniz acaba? Çok şeker ama çok zor. Lulu'yu huzur evine götüremem. Ama ne olur. Yani çok yoruldum da. Ama tamam tamam. Çaresine bakarım. Küçük kız, dur bir dakika. Gel seninle Lulu'yu benim torunlara götürelim. Lulu'yu zaten çok severler. Sahi mi? Çok teşekkür ederim. Hadi. Nihayet Limon ve Zeytin uzun okul haftası sonunda kuşlar gibi özgür. Hadi gidip oyuna başlayalım. Limoncu, sana bir sürprizimiz var. Hayvan besleyebildiğini kanıtladığın için sana yeni bir köpek almaya karar verdik. Barınaktan bu tatlı yavruları getirdik. Hepsinin sevgiye ve ilgiye ihtiyacı var. Hepsi çok güzeller. Hepsini çok sevdim. Bu sefer Limon ve bir sürü Lulu oldu. Limon, bittin sana. Çok iyi bir fikrim var. Sadece birini seçeceğimi, ben en iyisi hepsiyle birden barınakta ilgileneyim. Zeytin'le şimdi onları barınağa götürürüz, değil mi Zeytin? Zaten biz de eğlenceli bir şeyler yapmak istiyorduk. Ne kadar sorumlu bir davranış. Duydun mu Çıt Çıt? Ucuz atlattım. Çok güzel Gıcıko. Harika. Böyle devam et. Tabii ki çok güzel. Çünkü ben çizdim. Limon, ne yapıyorsun? Yerine geç lütfen. Tamam öğretmenim. Ay, benimki hiç benzememiş. Çok güzel olmuş. Bu da güzel olmuş. Ne kadar benzemiş. Hadi çocuklar, çizimlerinizi getirin. Olağanüstü Gıcıko. Birebir Zeytin. Serginin yıldızı ben olacağım. Buyurun öğretmenim. Limon, bitirdin mi? Evet, az kaldı öğretmenim. Of, Limon, sıkılmaya başlıyorum ha. Düzgün dur Zeytin. Biraz daha çalışabilir miyim? Tabii ama unutma, yarın sergimiz olacak. En geç sabah getirmelisin resmini. Tabii ki. Yeter, ben gidiyorum. Hayır, dur. Daha bitiremedim. Hiç benzemedi Zeytin'e. Bunu sergiye çıkaramam. Başka bir şey yapacağım. Çok güzel. Ben de bunu çizeyim işte.
Ama hayır, hiç benzemedi. Çok kötü oldu. Of, neden gıcık o gibi çizemiyorum? Dur. Neyse, zaten benzememiştim. Yeni bir fırça bulmam lazım. Selam Akön Paken. Merhaba Limo. Bir fırçam var mı? Benimkini kaybettim de. Tabii ki. Üstten ikinci çekmecedeler. Sağ ol Akön. Görüşürüz. Sakın ilk çekmecedekilere dokunma. Onlar süper fırça çalışmalarım. Hadi bakalım. Biraz çalışınca bu olacak. Aa, bu düğme ne ki? Işığı da varmış. Ne güzel. Evet. Şahane. Başardım. Limon. Uzun sürmeyecek değil mi? Bak söz verdin ha. Merak etme Zeytin. Bir dakika, kımıldamadan dur. Tata. Hazır. Vay. Resme bak. Aynı ben. Nasıl yaptın? Gıcık onunkinden bile daha çok benzemiş. Şimdi sadece imza atmak kaldı. Limon. Dur resmimi atacağım. Limon ne oluyor? Ya bu ne? Ne yaptın Limon? Ben yapmadım. Fırça yaptı. Başından beri hep fırça yapıyordu. Ben zaten iyi resim yapamıyorum. Hiç benzetemiyorum. Resim mahvolmuş. Öğretmenine vereceğim ben şimdi. Zeytin yakala. Hadi. Gel buraya. Ya fırça. Dur Zeytin, ne yapıyorsun? Bana bırak Limon. Kaç buradan kendini. Ay Zeytin, dikkat et. Bu sefer kesin bozuldu. Limon, yardım et. Hareket edemiyorum. Çok güzel. Bu da çok güzel. Bu zeytin de çok güzel olmuş. Limon. Harika. Limon. Vay, gördün mü? Çok güzeller. Ama hiç bana benzemiyorlar. Olsun, benzemesinler. Yine de çok güzeller. Hadi bitirelim şu resmi Zeytin. Ay, affedersin. Özür dilerim. Önemli değil. Göster bakalım resmini. Aa, bravo Limon. Çok güzel olmuş. Güzel değil mi? Zeytin, inanamazsın. Ne yani? Zeytin mi? Hiç benzemiyor. Benzesin, benzemesin. Bu benim tarzım. Çak. Limon, yanlış fırçayı almışsın. Bunları o mu yaptı? Yok, ben kendi fırçamla yaptım. Senin fırçan orada.
Bununla işim bitmedi daha, hazır değil. Ben çok şey öğrendim ondan. Geldi, geldi. Herkes çok şaşıracak. Yarının ödevlerini yaptın mı oğlum? Ya of! Anne ya! Tamam. Günaydın. Niye hepiniz burada toplandınız? Ne oluyor? Muhteşem sihirbaz Zeti'nin inanılmaz gösterisine hazır mısınız? Hazırız. Bakalım yine nasıl bir saçmalık peşinde? Hopidik! Pofidik! Bravo, bravo! Sağ olun! Hokus pokus! Bakayım! Ha! Bir kedi! Bravo, bravo! İşte muhteşem sihirbaz Zeytin! Sağ olun! Ne var canım sizde? Herkes yapabilir bunu. Hiç de bile. Zeytin süper bir sihirbaz. Göster ona Zeytin. Evet. En son, en büyük numaram. Hopidik! Hopidik! Güneş korktu. Ay nasıl yaptı bunu? Daha bitmedi. Karanlıklardan aydınlıklara! Zeytin! Nasıldı baba? Harikaydın Zeytin, harika! Nasıl yaptın? Kabiliyet işte. Herkes de yok. Muhteşem sihirbaz Zeytin dedik ya. Ya! Zeytin ama. Tamam tamam. En iyi arkadaşım olduğun için söyleyeyim. Bir kere bardak numarası basit bir fizik kuralı sadece. Bardak numarasını sormadım zaten. Kedi de şapkanın içindeydi. O da tamam. Kediyi de sormuyorum ki. Güneşi soruyorum, güneşi. Onu nasıl yaptın? Bir sihirbaz sırlarını asla paylaşmaz. Hoşça kal. O ne ya? Merhaba. Muhteşem sihirbaz Zeytin. Bir dileğim var senden. Dile bakalım küçük kız. Sesine ne oldu bu arada? Sorun da o zaten. Yarınki resitalimden önce sesimi düzeltebilirsen ne istersen yaparım. Dileğini yerine getirebilirim. Ama o kadar çok ödevim var ki yarına. Hiç vaktim yok sihirle uğraşacak. Ben ödevlerimi yapabilirim. Tamam. Oldu bil. Sabah hiçbir şeyin kalmayacak. Muhteşem sihirbaz Zeytin. Senden bir dileğim olacak. Çok önemli. Dile benden ne dilersen. Basketbol takımımız gruptan düşmek üzere. Hı? Yarınki maçı kesin kazanmamız lazım. Hadi Zeytin, ne istersen yaparım. Bana bırak. Ha bırak hadi bırak. Ne o Cleo? Ne oluyor burada? Ha? Muhteşem sihirbaz Zeytin en sevdiğim bebeğimi sihirle daha güzel yapacak. Ben de onun ödevlerini yapacağım. Muhteşem sihirbaz Zeytin mi? Muhteşem Zeytin, dileğim senin kadar iyi bir sihirbaz olmak. Tabii ki. Oley! Zeytin, iyice abarttın ama. Bu kadar sözün altından nasıl kalkacaksın? Aman limon. Onu da yarın düşünürüz. Hele bir ödevler yapılsın da. Ah Zeytin ah. Kafanı takma limon. Al biraz meyveyi. Çalışın çalışın. Ödevlerin bitince tüm dilekleriniz gerçek olacak. Ha? Çalış çalış çalış. Zeytin. Zeytin.
Limon, çabuk saklanmama yardım et. Saklanıyorsun ha? Saklan bakalım. Ne var bu kadar sinirlenecek anlamıyorum. Bir düşünelim bakalım. Yoksa sözlerini tutmadığın için mi acaba? Dur, yaramazlık yapma. Ben sihirbaz olacağım. Sen de şapkamdan çıkacaksın. Muhteşem sihirbaz Zeytin şimdi gelecek. Bize öyle söz verdi. Hadi bakalım. Çocuk seni bekliyor. Göster kendini. Tamam. Verdik bir söz. Tutacağız tabii. Çocuklar, bugün çok ilginç bir konumuz var. Dün bir ara hava karardı ya, işte o bir güneş tutulmasıydı. Aha! Biliyordum bu işte bir iş olduğunu. Güneş tutulması, ay güneşle dünya arasına girdiği için... Güneş tutulması ya, insanlar gün yeni bir şeyler öğreniyor işte. Yavaş. Dikkat etsene. Dikkat ediyorum Zeytin. Sana erken uyu demiştim Zeytin. Ya nasıl uyuyayım Limon? Televizyonda Rexilla ile Tayran'ın Kral dizisinin maratonu vardı. Bilim kulübü geceleri neden bu kadar erken oluyor? Ne? Dinleyin çocuklar. Okula döndüğümüzde buraya ziyaretimiz hakkında bir yazı yazmanızı isteyeceğim. Burada gördüğünüz herhangi bir şey hakkında hadi yazabilirsiniz. Gidelim. Ne kadar güzel bir yer. Ben filler hakkında yazacağım. Ben yılanları seviyorum. Hayatım işte uyusam çok uykum geldi. Limon, sen ne hakkında yazacaksın? Anne! Anne! Kuril! Yılan! Yılan! Seni! Sen ne yazacaksın? Karar verdin mi? Evet, büyük kediler. Ya sen? Ben ne hakkında yazsam ya? Evet, dinozorlar hakkında yazacağım. Rexilla ile Tayran'ın Kral dizisindeki gibi. Of be, dinozorlar. Evet Limon, bunun hakkında yazmam lazım. Kedileri 100 milyon yıl süren çok çeşitli bir hayvan türüdür. Ta ki dünyaya çarpan asteroid onları tarihten silene kadar. Rexilla! Vay be! Filmlerden çok daha havalılar! Ay dilli hakim ol be. Aa, ne tatlı bir bebek. Acaba birkaç hareket yapabilir mi? Hı, otur. Aferin oğluma. Yat. Yuvarlan. Ay tatlı dinozor.
Ah, keşke limon da burada olsa. Yeryüzünde çok sayıda dinozor türü bulunmaktadır. Zeytin, neredeyiz biz? Şuna bak limon. Çok şeker. Ne oldu küçük dinozor? Niye üzgünsün? Ya belki annesini kaybetmiştir. Ay kıyamam be. Merak etme dostum, hemen buluruz. Mutfakta yemek hazırlıyormuş işte. Hadi. Hadi koş annene, koş. Neden korktular acaba? Bu ne ya? Ne kadar da korkaklar ha. Ufacık taştan korktular limon. O ufacık bir taş değil. O dev bir asteroid. Neslimiz tükenmeden buradan kaçsak iyi olur. Hayır. Dinozorları kurtarmam lazım. Bu bizim işimiz. Tyranno King. Hazır olun. Emine koş bakalım. Ve top sahanın dışında. Gel gel sopama gel. Fasolu topları vurmayı hiç beceremedim. Çok büyük bu. Bununla ben ne yapacağım? Bunu vuramam ki. Yapabileceğim bir şey yok Zeytin. Tarihi durduramazsın. Ya çok saçma. Dinozorları seviyorum. Neden hepsinin neslinin tükenmesi gerekiyor? İyi tarafından bak Zeytin. Dinozorların nesli tükenmeseydi modern hayat gelişemezdi. Bana o kadar modern görünmedi. Ona bir 60 milyon yıl ver. Zeytin. Zeytin, uyan. Ne, dinozor mu? Gitme zamanı. Nereye gitme? Uyuyakalmışım. Hadi çocuklar, yazılarınızı bitirin. Evet. Alayım canım. Seninkini de alayım. Aferin çocuklar. Yazı yazman gerekiyordu. Karalama değil. Karalama yapmıyorum öğretmenim. İşte dinozorları kurtaramayan çocuk. Onlara bir hatıra defteri yaptım. Dinozorları kurtaramamış olabilirsin ama ödevini kurtardın. Yemek sana çok yakışacak. Mayko! Mayko'sun sen! Ünlü müzisyen Mayko! Ne olmuş Mayko'ysam? Bu soğukta tek başına burada ne yapıyorsun? Takılıyorum. Konseriniz yok mu sizin? Neden provada değilsin? Konser iptal oldu. Mayko ve tayfası yok artık. Sololar çok eskidi Mayko. Yeni sözler yazamıyorsun. Evet Mayko, tıkandın. O yeteneksizlerle kim çalışmak ister ki zaten? Tabii canım, kim ister? Ben isterim. Haklılar, benden adam olmaz. Hey, dur bakalım kendini üzme bu kadar. Neyse canım, başka iş mi yok? Belki sana yardım edebilirim ama bana birkaç gün ver. Ama neden? Çünkü sen bir yıldızsın. Ve yıldızlar asla pes etmez. Ne? Mayko ile grup kurmak mı? O tipsizle ne yardım edeceğim ben ya? Şu kocaman salonu tıklım tıklım hayal et. Herkes bağırıyor. Zeytin! Zeytin! Sen de ünlü olabilirsin. Tabii canım. Mayko ya. Okey yani. Müziği de fena değil aslında.
Harika! Hazırlıklar başlasın o zaman. Canına. Ne diyeyim? Yani... Konseri iptal etme. Beraber yepyeni bir tarzla çıkalım. Heh. Bilemiyorum Limon. Eski grubumu hayal kırıklığına uğrattım. Size de aynı şey olsun istemem. Ama sen bir yıldızsın. Bize güvenmiyorsun. Anlaşıldı. Ya güvenmez olur muyum? İki günde neler başarmışsınız? O zaman provalar başlasın. Çok çalışmamız gerek. Çok. Kes! Olmuyor! Bir şeyler eksik. Sen ne dersin Limon? Bence muhteşem. Ya ama hala bir şey eksik. Hı? Sen! Ne? Senin dansın ve o müthiş enerjin bu şovda eksik olan tek şey. Ben gerçekten mi? Utanırım ben ya. Sen yoksan ben de yokum. Hı? Bu şov ya tam olacak ya da hiç. Şimdi var mısın yok musun? Tamam, olur. Ama önce prova yapmam gerek. Oldu bu iş. İşte şimdi elimizde muhteşem bir gösteri var. O zaman ben de sahneye sarı botla çıkmak istiyorum. Davulu onun içinde çalacağım. Şov değil mi işte? Hayır. Limon işte. Sen gel beni bir işe bulaştır. Sonra da yok ol. Rezil olduk. O kadar insan bekliyor. Bizi buradan çıkarmazlar. Zaten müziği biz yapıyoruz. Dans olmasa da olur. O kadar çalıştık. Orada dur Zeytin. Olay sadece dans değil ki. Limon bize inanmıştı. O olmasa... Evet. O zaman bulalım onu. Neredeyse gidip ikna edelim. Aklıma bir yer geliyor. İşte buradasın. Yapamam. Bir de sana cesaret vermeye çalışıyordum. Bende hiç cesaret yokmuş ki. Sende cesaret olmaz olur mu? Baksana. Yeni bir grup kurdun. Yıkık dökük bir tiyatroyu onardınız ve ortaya harika bir şov çıktı. Bu şov sensiz olmaz. Neden ki? Çünkü sen bir yıldızsın Limon. Ve yıldızlar pes etmez. Gerçekten mi? Gerçekten. Çok çok uzak olsa da parıl 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 darlar. Güneş, ay ve yıldızlar her zaman yanımdalar. Ay, çok komik.
Ne oldu yine sulu göz? Dokunsam ağlayacaksın. Çok kötü bir rüya gördüm Zeytin. Çok kötü. Bahçede yaş günü partim var. Ben ise giye giye şey giymişim. Ne o? Babaannenin elbisesini mi giydin? Ay limon. Ne eziksin. Bir de annem şahane bir pasta yapmış. Getirirken düşürüyor. Bu muydu yani? Rüya yüzünden mi ağlıyorsun? Evet. Rüyadan beri içimde kötü bir his var Zeytin. Al işte. Yağmur. Ya doğum günümde de yağarsa? Kesin yağacak. Doğum günüm mahvolacak. Bence doğum gününü asıl ne mahveder biliyor musun? Ne mahveder? Ağlaklığın. Amma sulu gözlüsün ya. Değilim. Değilim işte. Burada yazana göre bir şey içerken ağlamak mümkün değilmiş. Bunlar ne? Su şişesi koleksiyonun mu? Hop, 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 hop. Hop, bir şey içerken ağlamak mümkün değilmiş. Hayır, ağlamayacağım işte. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, hop. Ay, benim hemen tuvalete gitmem lazım. Ya ağlıyor, ya tuvaleti geliyor. Yüzünüz kasılacak kadar gülümserseniz ağlamanız durur. Bu! İşte bu! Eyvallah. Yüzünüz kasılacak kadar gülümserseniz ağlamanız durur. Her şey ağlıyor. Ağlaması gereken yerde gülüyor. Göz pınarlarının kuruması, çok fazla ağladıktan sonra artık gözlerden yaş gelmemesi durumudur. Vay! Buldum! O kadar çok ağlayacağım ki gözümde yaş kalmayacak. Limon. Ama anne. Göz yaşlarım bitmemiş. Yarın kesin ağlayacağım. Doğum günüm mahvolacak. En iyisi iptal etmek. Herkese mail yazmalıyım. Evet. Elimde olmayan sebeplerden ötürü doğum günümü iptal ediyorum. Herkese çok özür dilerim. Babişko? Sen
kadar ağlıyor musun? Evet. Belgesel çok duygusal da. Anne aslan, yavru aslanı korumaya. Ama ağlamaktan utanmıyor musun? Ağlamakta utanacak ne var? Ağlaman duygusal biri olduğunu gösterir. Hepsi bu. Ağlamaktan utanma limoncuğum. Demek ki ağlamak o kadar da kötü bir şey değil. Duygusal babanın duygusal kızı. Ay, çok iğrenç olmuşsun. Kim giydiriyor seni? Hoş geldin gıcıko. Bakıyorum bütün gıcıklığınla gelmişsin. Ama yine de hoş geldin. Evet. Pastam. Eyvah. Kesin ağlayacak. Ay. Artık doğum günü pastası bile yok. Denkleştirmek için çok uğraştık ama sonunda başardık. İşte karşınızda yeni sanat evimiz. Yaşasın! Artık çocuklar sanat çalışmalarını evlerde değil burada yapacaklar. Çocuklarımız için harika bir proje oldu. Çok beğendim. Çok iyi düşünmüş. Mükemmel. Çok güzel. Ama her şeyimiz tamam, bir tek sanat evimiz eksikti. Ama basket sahası. Bu bina şahane. Tam da basket sahasına bakıyor. Bakıyorsa ne olmuş yani? 15 gün sonra burada basket turnuvasının finali oynanacak. Final maçına gitmek için bilet almak istedim ama hepsi satılmış. Maçı izleyemeyeceğim diye çok üzülüyordum. Ama şimdi sanat evinin balkonundan rahatça izleyebilirim. Of. Zeytinli sanat aşkı da anca bu kadar olur. Zeytin'in bu evi beğenme sebebi başka olsa da ev bence de harika. Tamirat ve boyadan sonra çok güzel bir ev olabilir. Çocukların rahatça resim, heykel, müzik yapmaları için harika bir fırsat olacak. Hadi başlayalım tamirata. Ha? Durun. Önce bir evi kiralayalım değil mi? Burayı kiralamak mı? Haberiniz yok mu? Bu bina hayaletli. Hayaletli mi? Evet, hayaletli. Hayaletli de ne demek? Olur mu öyle şey canım? Aa, hem siz kimsiniz? Ben müteahhit Pırto. Bu ev basbayağı hayaletli. Benden söylemesi. Gerçekten acayip. Ben hayatta çocuğumu göndermem buraya. Ama tam basket sahasının yanı. Bu binadan vazgeçemezsiniz. Boş ver basketi şimdi Zeytin. Burası bize göre değil. Baksana ev hayaletliymiş. Sanırım başka bir ev kiralasak daha iyi olacak. Hadi Limon gel yavrum. Gitti sanat evimiz. Gitti resimler, heykeller. Hayır gitmedi. Nasıl yani? Madem annelerimiz bu evi hayaletli diye kiralamıyor... Biz de evi hayaletlerden temizleriz. Ha? Temizler miyiz? Evet, temizleriz. Nasıl temizleyeceğiz ki? Hayalet avcısı olarak tabii. Tüm hazırlıklarımız tamam.
Pökün Pökün sayesinde hayalet avlama aletimiz de var. Hadi gidelim ve biraz hayalet avlayalım. Tamam da niye böyle gece vakti gidiyoruz? Sabah gitsek ya. Akıllım, hayaletler gece çıkar. Gündüz gidersek nerede bulacağız hayaletleri? Sana o kadar korku filmi izlettim. Hatırlasana. Ve burayı sanat evi yapacağız. Unutma, heykeller, resimler, tabii bir de final maçı var. Ha? Ses bu koridordan geliyor. Gidelim. Hayaletleri yakaladık. Şimdi ne yapacağız Zeytin? Bilmiyorum. Bu makine sadece hayaletler için. Şimdi bitti. Mahvolduk. Basketbol turnuvası izlenecek. İşte o kadar. Bırakın beni. Pes ediyorum. Pes, pes. Aa, müteahhit Pırto. Ha? Bu da ne? Hayalet. Ne hayaleti akıllım? Çarşafmış o, çarşaf. Baksana, ucunda uçan balon var. Neden böyle bir şey yaptın? Burayı satın alıp yerine kocaman bir gökdelen yapacaktım. İyi de hayaletlerle ne alakası var bunun? Hayalet söylentisi çıkardım. Herkes hayaletlerden korkacak ve evin fiyatı düşecekti. Ben de çok para kazanıp zengin olacaktım. Sadece parayla zengin olunmaz. İnsanların duygu dünyaları sanatla da zenginleşir. Sanat da bitir zengin. Anladınız mı? Rahat dur Zeytin. Kıpırdama. Maç başlıyor. Hey, nereye gidiyorsun? Of Zeytin. Annem maç bitimine kadar burada bir yaprak bile kalmasın dedi Bay Pırto. Final maçına yakışır bir temizlik olsun dedi. Sen hala küvette misin Limon? Dünyanın suyunu harcıyorsun. Hmm?
bakarım. Hadi ama. Sular kesildi. Çabuk ol. Limon, yeni teleskobum geldi bak. Akşam ayı seyredeceğiz. Babişko, dünyada su kalmamış. Sen ay diyorsun. Benim gidip su bulmam lazım. Dünyayı kurtarmam lazım. Sopan ucu titrerse su var demekmiş. Hadi titre. Titre. Bilmem farkında mısın? Su arıyorum. O zaman yürü gidiyorum. Nereye gidiyoruz? Aya, mesela su aramaya. Hadi o zaman dünyayı kurtarmaya. Aya gidiyoruz. Çok heyecanlı. Yazıktır bu suya. Gelme sakın aya sonra aramaya. Yağmur başladı. Ayda su varmış. Baksana. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Limonu mu arıyorsun yoksa? Limon! Limon! Su getirin! Hadi! Hemen getiriyorum! Su! Suyu bulduk anne. Ayda su varmış. Bak!
bulmuşmuş. Rüyanda bulmuşsun. Ama biz aya gitmedik mi Zeytin? Sen söyle bari. Harcarsan boşuna, yazıktır bu suya. Gelme sakın aya, sonra aramaya. Limon, hadi kurulan da salona gel.